Tonguç Dershane erken kayıtta %60 indirim başladı. Üstelik şimdi 2025 Tonguç Dershane'ye kayıt olanlara 2024 Dershane'nin ikinci dönem üyeliği hediye. Detaylar tongucakademi.com'da. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yarınki sosyal bilgiler sınavına hazırlık videosuna giriyoruz. Hazır mısın Tonguç Eladi benim? Hocam bu hafta ne kadar çok sınav vardı. Biliyorum Tonguç'um bir matematik geldi, bir Türkçe geldi, bir fen geldi, bir İngilizce gelecek. Gerçekten birçok sınavla uğraşıyorsun. Resmen savaşçı oldun ama sıkıntı yok. İnşallah yarınki sosyal bilgiler sınavında çok güzel sonuçlar alacaksın. Bazı arkadaşlar sınavına olmuş olabilir. Bazı arkadaşlar yarın değil de başka bir gün bu videoyu izliyor olabilir. Ama hiç sıkıntı yok. Bugün sizlere 5. sınıfta sosyal bilgilerde öğrenmemiz gerekenleri böyle kavramları tek tek güzel hızlı bir şekilde geçeceğiz. Ve aynı zamanda arkadaşlar sizlerle birlikte Milliyetin Bakanlığı'nın sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Yani bu sosyal bilgilerde senaryolar yayınladı biliyorsunuz Milliyetin Bakanlığı. Bu senaryoları da tek tek cevaplayarak böylece sınavdan önce son bir hazırlık yapmış olacağız. Hadi bakalım o zaman intromuz girsin ve videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk başta üçüncü ünitede insanlar, yerler ve çevreler konusundan sorumluyuz. Burada afetler ve çevre sorunları var. Hatta Milliyetin Bakanlığı senaryolarda da bununla alakalı soru vermiş. Demiş ki yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular demiş. Çığ nedir açıklayınız ve oluşum nedenlerini yazınız demiş. Dolayısıyla biz arkadaşlar sınavda sel, heyelan, çığ, erozyon, deprem bunların sebeplerini Oluşum nedenlerini sorabilirler. Birincisi doğal afetin olduğunu biliyoruz. Can ve mal kaybına neden olan olaylar. Bunların içerisinde sel aşırı yağışlarla oluyor. Bak sel de hangi kelime önemliymiş o zaman Tonguç Eylani benim? Aşırı yağış. Harika. Aşırı yağış ve eriyen kar suları sele sebebiyet veriyor. Heyelan ise yağışın fazla olduğu yerlerde dik veya eğimli yamaçlarda toprağın hareket etmesi. Mesela Karadeniz'de çok sık görülüyor. Burada toprak kayıyor bak. Selde aşırı su ve kar erimesi var. Heylanda toprak kayması var. Çığ'da ise eğimli yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin yuvarlanarak büyümesi var. Yani bize Milletim Hakanlığı'nı sorduğu soruda da çığ nedir demiş. Biz ne diyeceğiz çığa o zaman? Karların altında kalmak. Bak böyle yazarsan da puan alırsın. Karların altında kalmak dersen de puan alırsın. Ama senin sınavda eğimli yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin yuvarlanarak büyümesi gibi bir cevap yazman daha doğru olur. En fazla Doğu Anadolu'da görülüyor. Çığın oluşum nedenlerine baktığımızda tabii ki e, çevrenin arazinin dağlık olması, eğimli olması, kar kütlesinin bulunduğu arazinin bitki örtüsünden yoksun olması çünkü ağaçlara takılamıyor. Ve aynı zamanda da kar kütlesinin harekete geçerek yüksek ses, deprem gibi e, dış etkenlerin olması önemli. Dolayısıyla böyle bir soru geldiğinde bunları cevaplamamız gerekiyor. Erozyon ise tonguç Ela'nın benim toprağın zarar görmesi. Bak burada toprak kayıyordu. Erozyonda ise bak burada kar kayıyor yani kar kalkulus kayıyor. Burada toprak kayıyor. Erozyonda ise tonguç Ela'nın benim tabii ki de Toprak zarar görüyor. Toprağın suyun veya rüzgarın etkisiyle aşınıp taşınması. En çok kurak bölgelerimiz yani İç Anadolu ve Güney Anadolu'da görülüyor. Deprem ise Tonguç evladım benim. Yer kabuğundaki ani kırılmalar nedeniyle yeryüzüne meydana gelen sarsıntılar. Biliyorsun ülkemiz bir deprem ülkesi. Bu yüzden depreme karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şimdi gelelim bilim, teknoloji ve toplum ünitesine. Hocam ben zaten yazı notlarından takip ediyorum. Harikasın. Zaten yazı notlarımız bizim en büyük yardımcımız. Yazılı denemeleriyle de sorularımızı pekiştirip çok güzel notlar alacağız. Şimdi gelelim bilim, teknoloji toplum ünitesine burada Cimer önemli bir kavram. Yurttaşların talep, ihbar ve şikayetlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığı iletebilmesi amacıyla kurulan bir kurum. Cimer Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi. Bunun ne olduğunu bize sorabilirler. Ve aynı zamanda MHRS nedir Tomuçer Adım benim biliyor musun? Doktorlarla alakalı bir şey de hocam. Harikasın. Merkezi Hekim Randevu Sistemi. Yani burada e, direkt hastaneleri arayarak veya da MHRS'i arayarak net bir şekilde biz e, doktor randevumuzu, hastane randevumuzu alabiliyoruz Tomuçer Adım benim. Şimdi teknoloji ve sosyalleşmeyi bilmemiz lazım bununla alakalı da soru gelmiş. Mesela demiş ki sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. Mesafeli alışveriş, güvenli internet kullanımı, kimlik hırsızlığı gibi konular ele alınır demiş kazanımlarda. Ve bu kazanımla alakalı da soru sormuş. İşte Burak sosyal medya hesaplarından birinin şifresini adı ve soyadı olacak şekilde belirlemiş. hesabı ele geçiren dolandırıcılar sosyal medya üzerinden buran tüm tanıklara mesaj göndererek onları dolandırmaya çalışmışlardır diyor. Buna göre sanal ortamda sorun yaşamasının nedeni nedir diyor. Birincisi şifresini kolay tahmin edebilir yazması. ikincisi gerçek adını soyadını yazması. Bak Şifresini adı ve soyadı yapınca rahat bir şekilde hemen biliyorlar. Sosyal medya hesaplarına şifre verirlerken karmaşık olması, özel karakterler içermesi yani böyle nokta, virgül, işte iki nokta gibi özel karakterler içermesi, şifrenin belirli aralıklarla değişmesi, kolay tahmin edilebilir şifrelerden uzak durulması gerekir ama bunu yapmıyor. Mesela senin sosyal medyadaki şifreleri nedir Tonguç Herhalde benim? 1453. Saçmalık skandal. Niye? Çünkü 1453 şifresini herkes kullanıyor. İstanbul'un fethi hepimizin duyduğu bir tarih. Dolayısıyla hatta Karadeniz'de insanların onda altısının şifresi 1453'müş. Bu da yanlış. Dolayısıyla bu tarz kolay tahmin edilebilir şifreler kullanmamamız gerekiyor Tonguç Elal'in benim. Bilim insanlarının ortak özelliklerine baktığımızda icat biliyorsun yenilik yep yeni bir şey icat edilmesi yep yeni bir şey üretilmesi mucit yani bir aleti aygıtı ve yöntemi ilk kez bulma işi mucit ise icat çıkaran kişi yani icat eden kişi mesela diyelim ki telefon bir icat bunu kim bunun mucidi kim Tonguç Elal'in benim Steve Jobs. Hayır Steve Jobs Steve Jobs iPhone, gerçi bunun şeyi evet, iPhone'un bulan kişi Steve Jobs ama cep telefonunu bulan kişi başka bir insan. Dolayısıyla mucidi yani yeni bir icat ortaya koyan kişiyi bilmemiz gerekiyor. Burada tabii ki bilim insanların ortak özelliklerine baktığımızda birincisi ve en önemlisi sabırlı insanlar. Aynı zamanda e, çalışkan insanlar ve en önemlisi tabii ki bilim insanlarının diğer bir özelliği de daha fazla araştıran, yenilik geliştiren, çok gayret gösteren insanlar burada bunu da çok net bir şekilde bilmemiz lazım ve vazgeçmiyorlar. Bilim insanları asla ve asla belli bir buluşu, belli bir icadı e, insanlığa kazandırınca kadar vazgeçmiyorlar. Dolayısıyla onları fedakar olarak da nitelendirebiliriz. Şimdi şöyle bakalım bununla alakalı. Bak burada yine bilim insanları alakalı soru da var. Demiş ki i̇bn Sina küçük yaşta matematik, astronomi, fizik, felsefe, kimya ve tıp gibi farklı bilimleri merak etmeye başladım. Zamanımın büyük bölümünü kitap okumaya ayırdım. Öğrendiklerimi sorguladım, doğruluğunu araştırdım ve bunun için farklı bitkileri kullanarak deneyler yaptım. Tıp alanında çalışmalara ağırlık verdim, hastaları gözlemledim diyor. Sonra aynı şekilde Newton içinde buna benzer ifadeler yazıyor. Sonra diyor ki bunlar ne zaman doğmuştur, bunlar kimdir diye sormuyor. Verilen bilgilerden hareketle Yani buradaki metinlere bakarak bu iki bilim insanının ortak özelliklerinden üçünü yazınız diyor. Dolayısıyla bu paragrafları okuyup ortak özellikleri bulmaya çalışan. Burada mesela ikisi de meraklı. Niye? Bak so okumayı ayırdım diyor. Merak ettim diyor. Gözlemler yaptım diyor. Kitaplar okudum diyor. Araştırmacılar. çünkü ikisi araştırıyor. Araştırmaya başladım. Araştırmalar yaptım diyor. Sorgulanıyor bak. Araştırdım. Araştırmaya başladım diyor. Ve deney ve gözlem yapıyorlar. Bunların 3 e, ortak özelliğini o zaman bu metinlere bakarak meraklı olmaları, araştırma yapmaları, deney ve gözlem yapmaları şeklinde söyleyebilirsin. Bu tamamen bir metin sorusu oluyor. Şimdi diğer yaşadığımız yerle alakalı konuya geçmeden önce istersen şu bilimsel etik kavramları da söyleyelim. Birincisi kaynakça biz bilimsel bir araştırma yaptığımızda mutlaka faydalandığımız kaynakları dile getirmemiz gerekiyor. İntihal neydi Tomuç Eren benim? Hırsızlık. Harikasın. İntihal çalmak, hırsızlık yani bir kişiye ait bilginin. Bir kişi ait bilginin başka bir e, kişi tarafından izin alınmadan kullanılması ve bunu işte onun ismini referans göstermeden, kaynakçıda göstermeden kullanılmasına biz intihal diyoruz. Bu bilimsel ahlak yani bilimsel etiğe ters diyoruz. Peki bilimsel araştırmanın basamakları var. 1, 2, 3, 4'üye basamak basamak ilerliyor. Burada şunu bilmemiz lazım ki öncelikle araştırmanın konusunu seçeceğiz bak. Birincisi konuyu belirlememiz gerekiyor. İkincisi kaynakları takip edeceğiz. Yani bu konu hakkında diyelim ki öne görüyorum sen sel felaketi hakkında bir araştırma yapacaksın. Konuyu belirledin sel felaketi. Sonra kaynaklar buluyor sun Ardından bunları düzenliyorsun, kaynakları düzenliyorsun. Yani derliyorsun, düzenleme yapıyorsun. Daha sonrasında e, not alıyorsun. Yani edinilen bilgileri asıllarını koruyarak not alıyorsun, not alıyorsun ve en sonunda tabii ki kaynakça hazırlıyorsun. Yani nelerden faydalandığını da diğer insanlara gösteriyorsun. Böylece bu bilimsel etin bir gereği yani bilimsel ahlakın bir gereği. Yani bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Sonrasında da bilimsel araştırmanı sunabiliyorsun Tonguç benim. Şimdi geldik üretim, dağıtım ve tüketim ünitesine. Burada da çevremizdeki ekonomik faaliyet bakmamız gerekiyor. Tabii ki ülkemizde üretim demek yaşadığımız çevrede kaynakları kullanarak yeni ürünler elde etmek demek. Mesela diyelim ki plastiği kullanarak bunu elde etmişiz. Veyahut da tüketimde bunu gidiyor insanlar alıyor. Gidiyor abi bana kalem verir misin diyor. Gidiyor bu kalemleri alıyor. Bu tüketim oluyor. İşte üretim ve tüketimle alakalı bilmemiz gereken bir şey var ki o da çevremize bazı ekonomik faaliyetler var. Mesela tarım. Toprağın işlenmesiyle oluyor. GAP projesi sayesinde mesela pamuk, mısır, pirinç, kırmızı mercimek, antep fısı... Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde fazlaca üretiliyor. Bu yine tarımın bir e, sonucu. Aynı zamanda Karadeniz'de çay, fındık, mısır, Ege ve Akdeniz'de pamuk, zeytin, turunçgiller üretiliyor ve hatta işte Marmara'da ayçiçeği, zeytin, pirinç, sebze meyveler var. İç Anadolu'da mesela buğday, arpa, şeker pancarı, doğuda ise buğday, arpa tarımı yapılabiliyor. Burada şunu bilmemiz lazım. Ülkemiz gerçekten tarım konusunda ilerlemiş bir ülke. Tarım konusunda birçok bölgemizde farklı farklı ürünler yetiştirmesinin sebebi iklimin de farklı farklı olması. Yani Karadeniz'deki iklimle İç Anadolu'daki iklim aynı mı Tonguç Elhan benim? Hayır hocam biri yağışlı biri kurak. Harikasın. Karadeniz yağışlı İç Anadolu kurak. Dolayısıyla Karadeniz'de çay yetişirken İç Anadolu'da yetişmiyor. İç Anadolu'da ister istemez ee, buğday yetişiyor, arpa yetişiyor. Şimdi sanayi ise ham maddelerin makinelerde işlenmesiyle oluyor. Hizmet sektörü eğitim, sağlık, ulaşım, bankacılık gibi alanlarda. Mesela diyelim ki ben hizmet sektöründeyim. Şu an sana ve öğrencilerimize hizmet ediyorum. Doktorlar hizmet sektöründe. Ticaret ise kar elde etmek amacıyla yapılan alım satım işlemleri. Mesela yurt dışına biz ee, bir mal sattığımızda diyelim ki bu kalemi yurt dışına satarsak bu ne oluyor Tonguç Elad'ım benim? Yurt dışına satmak oluyor. Harikasın yurt dışına satarsak yurt dışına satmak oluyor. Yani biz buna ihracat diyoruz. Yani dış satım diyoruz. Eğer biz yurt dışından bu telefonu alıyorsak mesela bunu diyelim ki biz Çin'den aldık. O zaman bunu Çin'den aldıysak bu dışarıdan alım yani ithalat oluyor. Bunu da bilmemiz lazım. Madencilikte de yine yer yeraltı kaynaklarının işlenmesi var. MTA Maden Tetkik Araştırma Kuruldu. Bunun sayesinde linyit kömürü, doğalgaz, termik santrallerle hep elektrik enerjisi elde edebiliyoruz. Turizme baktığımız ise turizm bacasız sanayi demek. Bacasız sanayi ne demek Tonguç Elad'ım benim? Bacası olmayan sanayi demek. Gerçekten bugün mükemmel bir şekilde açıklıyorsun. Bacası olmayan sanayi yani fabrika gibi üretim yapıyor, para kazanıyor ama duman çıkmıyor. Mesela sen bir ee, örnek görüyorum buğday fabrikasında, ekmek fabrikasında böyle dumanlar çıkar ve ekmek fırsatarak para kazanırız. Ama bir otelde duman çıkmıyor. Bir otelde, turizmde, plajlarda, ne bileyim işte tarihi yerlerde böyle duman falan çıkmıyor. Ama oradaki turistler bir sürü dolar getiriyor, euro getiriyor. Bu da bir kazanç oluyor. Bunu da bilmemiz lazım. Tonguç herhalde benim. Şimdi iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynakları ve nüfusun dağılışı ülkemizin farklı yerlerinde tabii ki farklı ekonomik faaliyetler yapılmasını sağlıyor. Şimdi mesela gel bakalım bu soruya bakalım. Demiş ki Mustafa ailesiyle birlikte Konya bir köyünde yaşıyormuş. Çok güzel. Geçimlerini tarımdan sağlıyorlar. Buğday yetiştiriyorlar. Mustafa'nın babası buğday ekmeği ve hasat etme işiyle uğraşıyor. Mustafa'nın amcası kaliteli buğday yetiştirilmesi ve buğdayın zararlı böceklerden koruması için gerekli ilaçlama çalışmalarının yapılması konularında kardeşlerine yardım ediyor. Buğday hasatından sonra ise Mustafa'nın dayısı buğdayı satıyor diyor. Şimdi bak çok güzel bir soru. Böyle bir soru gelecek sınavda arkadaşlar hazırlıklı olun. Mustafa'nın ailesinin tarımla uğraşma nedenlerini yaşadıkları yerin coğrafi özelliklerine dikkate alarak yazınız demiş. Şimdi birincisi yaşadıkları yerler düz bir ova. Bak ne diyor? Konya'nın köyünde yaşıyor diyor. Dolayısıyla Konya düz bir yer. Düz bir ovada yer alıyor. Verimli topraklara sahip tarım yapması için. Ve iklim şartları da böyle çok yağış olmadığı için her mevsim yağış olmadığı için iklim şartları buğday yetiştiriciliğine elverişli. Demek ki iklim nedeniyle bak bir ova olması iki verimli toprak üçüncüsü de iklim şartlarından dolayı coğrafi özelliklerinden dolayı bu adamlar buğday tarım yapıyorlar. Tarımla uğraşıyorlar. Peki tarıma bağlı olarak Mustafa'nın babası ne iş yapıyor? Amcası ne iş yapıyor? Dayısı ne iş yapıyor demiş. Şimdi babası çiftçilik yapıyor. Niye? Çünkü tarımsal üretim yapıyor. E, amcası ise onları uyarıyor bak diyor. Zararlı böceklerden korunun diyor. Şunları şunları yapın diyor. Kaliteli buğday kullanın diyor. Dolayısıyla Mustafa'nın amcası ziraat mühendisi olduğunu bilmen lazım sonuçta. Burada buğday demez de domatesler. Antalya'daki portakal bahçesler. Ziraat mühendisi yapıyor. En sonunda da bak ne demişti? Buğday hasatından sonra ise Mustafa'nın dayısı buğdayı satıyor. Mustafa'nın dayısı buğdayı satıyorsa Mustafa'nın dayısı ne iş yapıyor o zaman? Tüccar. Harikasın. Ticaretle uğraşıyor tüccarlık diyeceksin ve böylece sorudan tam puan alacaksın Tonguç Eyla benim. Mesela şuna demiş ki Akdeniz kıyı şeridinde yer alan Antalya uzun ve sıcak geçen yaz mevsimi doğal ve tarihi güzellikleriyle turistler için cazibe merkezdir. Bu nedenle pek çok kişi turizm sektöründe çalışmak için Antalya'ya gelmektedir diyor. Buna göre turizme bağlı olarak Antalya'da gelişmesi beklenen mesleklerden üçünü yazınız diyor. Şimdi Antalya'da dolayısıyla turizm geliştiyse ne olacak? turist rehberliği diye bir kavram da olacak. Antalya'da turistik bölgelere rehberler yardımcı olacak turistler için. Aynı zamanda orada bir sürü otel olacağı için otellerde ne gerekiyor Tonguç Eladım benim? Temizlikçi, aşçı. Harikasın. Aşçılık diyelim şöyle. Aşçılık, aynı zamanda işte animatörlük. Yani aklına otelde çalışan kimler varsa her şeyi yazabilirsin. Temizlikçi, fark etmez. Bunların her biri e, turizmin gelişmesiyle birlikte burada iş imkanı elde ediyorlar Tonguç Eladım benim. Başka bir soruya bakalım. Diyor ki Başka bir senaryoda gelen sorulara bakıyoruz. Mesela demiş ki Oğuz, Trabzon'un bir dağ köyünde yaşamaktadır. Oğuz'un yaşadığı köyde hava olaylarının etkisiyle dağların yamaçlarındaki toprak örtüsü aşağı doğru kayıyor. Bak dağlardaki örtü aşağı doğru kayıyor. Pek çok ev zarar görüyor. Buna göre yaşadığı yerde hangi doğa kaynaklı afet görülüyor? Bu nedir Tomuç Helal benim? Toprak kaymasına biz ne diyorduk? Heylan. Harikası bak burada heylan görülmüştür bunu bileceğiz. İkincisi de bu afetin zararlardan korumak için alınabilecek önlemlerden birini yazınız diyor. Şimdi heylan için sakın sakın oraları ağaçlandırmak gerekir demeyin. Çünkü heylan zaten bitki örtüsünün gürü olduğu Karadeniz'de oluyor. Burada heylan riski olan yerlerin yerleşime açılmaması lazım. Yani heylan riski olan yerden taşınılması gerekiyor. Mesela diyeyim, burada bir ev varsa Burada da heyelan riski varsa bu evin alıp başka yere getirilmesi gerekiyor Yani sen nasıl bir yeri ağaçlandırdığında depremi durduramıyorsan Bir yeri ağaçlandırdığın zaman da heyelanı durduramazsın Bu erozyon için geçerli evet, Erozyonu ağaçlandırarak, buraya ağaçlar dikerek toprağın süpürülmesini önleyebilirsin Ama heyelan toprak kayması olduğu için Çok yağışlı, ormanlık yerde olduğu için Zaten oraya ağaç dikmene bir gerek yok ee, Orada da ağaç dikmen bir şey değiştirmeyecek Ama heyelan için yerleşim yerini değiştirmen gerekiyor Tonguç evladım benim Mesela şuraya bakalım Teknoloji ile alakalı bir soru var. Aşağıda bir anne ile oğul arası konuşma yer verilmiştir. Annesi oğlum hadi gel yemek yiyeceğiz. Sofra hazırlarken bana yardım et diyor. Annesi şey, Ahmet de diyor ki anne oyuna girdim diyor. Ne oynuyor sence? Bence ya Valorant ya da PUBG Bence oynuyor. Bence de GTA olabilir. Neyse şimdi çıkarsam ban yerim diyor. Yani herhalde durdururum yasaklarım diyor. Annesi diyor ki nasıl bir yiyecek ki Hem <laughs> karnını doyuracak mı? Mis gibi kuru fasulye pilav yaptım diyor. Niye banyosun diyor. Evladım diyor yani. <laughs> kuru fasulye pilav diyor. Anne sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Yiyecek değil. Oyuna girdikten sonra oyundan çıkarsan bir süre yasak getiriyorlar. Ben yasak demek İngilizce zaten. Ve o süre boyunca oyuna giremiyorum. Peki ne zaman yiyeceksin? Oyun bittikten sonra. Ne kadar sürer oyun? 3 belki de 4 saat. Hayda. Ne oldu? Ahmet zayıf, çelimsiz, tontiş bir tipe dönüşecek. Niye? Yemek yemiyor, salgın yiyecekler yemiyor. Onun yerine 3-4 saat bilgisayar sandalyesine oturuyor, oyun oynuyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu hatalı bir şey. Bunu yapmaması lazım. İşte burada gördüğün gibi bu konuşmadan hareketle teknoloji kullanımının aile iç ilişkiler üzerindeki etkileriyle ilgili neler söylenebilir demiş. Neler söylenebilir? Birincisi tabii ki teknoloji kullanımının Aile içi çeşitli faaliyetlere ayrılan zamanın belirlenmesine etkili oldun. yani zamanı azaltıyor ister istemez. Annemizle babamızla oturacağımıza yemek yiyeceğimize sohbet edeceğimize oturup televizyonla veyahut da işte internetle genel aile veya oyunlarla vakit kay kaybediyoruz. Kişilerin bazı sorumluluklarını yerine getirmesine engel olduğunu söyleyebiliriz. Aile içinde iletişim soruna neden olduğunu söyleyebiliriz. Sen yani annenle böyle konuşursan bu bir sorun. Yani ben anneme böyle desem ban yerim, 4 saat sonra geleceğim desem anne bana direkt olarak ne yapar Tonguç herhalde benim sence? Uçan terlik saldırısı. Aynen uçan terlik saldırısı. Bana annem terlik atar öyle bir şey olmazlar Ve aile üyelerinin birbiriyle geçirdikleri zamanın da kısalmasına neden olduğunu söyleyebiliriz Tonguç herhalde benim. Yine şuraya bakalım. Demiş ki buna göre Özkan'ın sanal ortamı kullanırken yaptığı hataları yazınız demiş. Beşinci sınıf öğrencisi Özkan arkadaşlarıyla kartopu oynamaya çıkıyor. Akşam saatlerinde boğaz ağrıyan Özkan bilgisayarından boğaz ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevabını aramak için rastgele bir forum sayfasına giriyor. Rastgele biriyle yazışmaya başlıyor. Ona cevap yazan kişi grip olduğunu ve ilaç kullanırsa ağrısının geçeceğini söylüyor. İlacın adını öğrenen Özkan babaannesinin ilaç kutusunu açıyor ve içinden ilaç alıp kullanmaya başlıyor. Fakat kullandığı ilaçtan herhangi bir fayda görmediği gibi Boğaz ağrısı daha da artıyor. Biz Özkan'a ne diyebiliriz? Özkan tam bir dangozmuş. Gerçekten de tam bir dangozmuş. Niye? Birincisi doktora gitmesi gerekirken ailesinin kontrolünde bir hekimden randevu alıp tedavi alması gerekirken boğaz ağrısına ne iyi gelir diye Google'a yazıyor, internete yazıyor, forum sayfasına giriyor, hata yapıyor. Yaptığı diğer hastalığına kim yerine rastgele birini koyduğu teşhise dikkat alması ve o kişinin önerdiği ilacı kullanarak kendini tedavi etmeye çalışması. Yani tam bir dangoz böyle bir şey olmaması lazım diyebilirsiniz. Sınavda dangoz yazsam olur mu hocam? Hayır hayır sakın yazma sınavda öyle şey yazma. Hatalıdır demen yeterli. Şimdi buraya bakalım. Verilen bilgilerden hareketle bu iki bilim insanı ortak özellik. Bu soru senaryo 1'de de vardı. İşte meraklıydılar, araştırmacıydılar, çalışkandılar. Diğer bir soruya bakalım. Demiş ki Hümeyra Yaptığı araştırma ödevinde bilimsel etiğe uygun davranmış mıdır? Nedeni açıklayınız demiş. Bakalım Hümeyra'ya. Hümeyra bilim insanların insanla yaptığı katkılarıyla ilgili bir araştırma ödevi hazırlamak için kütüphaneye gidiyor. Yararlandığı kaynaklardan aldığı bilgileri düzenleyerek bir metin oluşturuyor. Araştırma ödevine yararlandığı kaynakların yazarını, kaynakların adını, yayın evini, basıldığı yer ve bası tarihini belirtme gereği duymuyor. O zaman Hümeyra ne yaptı? Hümeyra intihal yaptı. Harikasın. İntihal yaptı. Hümeyra'nın yaptığına biz intihal yani hırsızlık yanlış bir şey yapıyor. Hümeyra yaptığı çalışmada bilimsel etiğe uygun davranmamıştır. Çünkü yararlandığı kaynakları belirtme gereği duymamış. Yazdığı bilgileri kendisine aitmiş gibi göstermiştir. Bu da hatalı bir şey. Şuna bakalım. Ali doğal ve tarihi zenginlikleri bulunan, verimli topraklara ve elverişli iklime sahip, sulama imkanları olan, büyük bir ova üzerine kurulmuş ve ulaşım olanakları gelişmiş bir kentte yaşıyor. Metne göre Ali'nin yaşadığı şehirde hangi ekonomik faaliyetlerin gelişmesi beklenir diyor. Bak şimdi doğal ve tarihi zenginlikleri bulunduğuna göre biz ne diyeceğiz birincisi? Turizm var. Niye burada? Doğal güzellikler var, tarih güzellikler var. İkincisi verimli topraklar dediğimiz için ne diyebiliriz? Tarım. Harikasın. Tarım yapıyor oluyor diyebiliriz. Aynı zamanda elverişli mesela aynı zamanda sulama imkanları var. Büyük bir ova üzerine kurulmuş ve ulaşım olanakları gelişmiş. Ulaşım olanakları geliştiyse burada ticaret yapılır Tonguç Elad'ım benim ve sanayi de gelişebilir. Niye? Şimdi bu tarım alanlarında üretilen tarım ürünlerinin bazıları endüstriyel bitki. Mesela diyelim ki şeker pancarı. O zaman buraya hemen bir şeker fabrikası yapılabilir. E, ulaşım olanakları da iyiymiş. Buradan rahat rahat o şekerler Anadolu'ya dağıtılabilir. Dolayısıyla bu dördünü yazmamız gerekiyor. Şimdi Sıla'nın yaşadığı şehir her mevsim yağış aldığından Bak her mevsim yaşalıyorsa alıyorsa Sıla hangi bölgemizde yaşıyor sence Tonguç'um? Karadeniz. Harikasın Karadeniz'de. Orman varlığı bakımından zengindir. Burası muhtemelen ya Kastamonu, ya Rize, ya Artvin, ya Ordu, ya Giresun böyle bir yer. Ormancılık şehirde önemli bir ekonomik faaliyet alanıdır. Sıla'nın yaşadığı şehirde yapılan ekonomik faaliyete bağlı olarak gelişen mesleklere 3 örnek yazınız demiş. Birincisi orman olduğuna göre Orman mühendisliğini mutlaka yazman gerekecek Tonguç Eladım benim sınavda. İkincisi ormanda üretilen kereselerle marangozluk da yine gelişmiş olacak. Üçüncüsü yine mobilyacılık çok çok değerli bir şey Tonguç Eladım benim. Aynı zamanda orman işçiliği diyebilirsin Tonguç Eladım benim. Aynı zamanda işte ormancılık diyebilirsin. Başka ne diyebiliriz mesela kerestecilik ve odunculuk bunu da yazalım şuraya. Keres, aklına hangisi gelirse bunlardan üçünü yazabilirsin. Kerestecilik ve odunculuk diye de cevaplarına yazabilirsin. Tonguç benim. Dolayısıyla bunların her biri bize sınavlarda sorulmuş. Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası işte 90 derece ise altının karesi 36. Hı <laughs> hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. <laughs> ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil değil. temel. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Şimdi seni yapman gereken mutlaka yazılı notlarına bunları güzel bir şekilde çalışmak ve yazılı denemelerinden de sorular çözmen çok çok iyi olur Tonguç. Bak burada her biriyle alakalı bir çok güzel sorular sorduk. Bu soruları cevaplamaya çalış. Takıldığın soru olursa da arkadaki cevap anahtarından veya karakut okutarak bu soruların cevaplarını yaz. Hadi bakalım hepinize şimdiden yazıldığınızda başarılar. Ödülü sorumuzu yapın yorumlara yollayın arkadaşlar.